Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı oldukça kolay ve çok kullanışlı bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Modelimiz için tek renk kullanıyoruz. Fakat ben sizler için iki farklı renkte modeli göstereceğim. Şöyle iplerime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Siz ipinizin kalınlığına göre şiş numaranızı belirleyerek başlayabilirsiniz. Şimdi anlatımımıza geçelim. Modelimizin kısa bir anlatımı için ben ön hazırlık olarak birkaç sıradan oluşan lastiğimi hazırladım. İlmek sayımız 3 ve 3'ün katlarından oluşmaktadır. Yelek ve hırka yapmak isterseniz ayrıca kenar patı için de istediğiniz sayıda ilmek ekleyerek modele başlayabilirsiniz. Şimdi lastikten sonra modelimin ön yüzündeyim. Ve ilk sıramızda şöyle 1 ve 2. ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Üçüncü ilmeği düz olarak ördüm. Tekrar iki ilmek ters. Bir ilmek düz. İki ilmek ters. Bir ilmek düz. İki ilmek ters. Sıra sonuna kadar ilk sırada yapmamız gereken iki ters, bir düz şeklinde devam ediyoruz. Tekrar iki ilmeği ters örüyorum. Bir ilmek düz. İki ilmek ters. Bir ilmek düz. Son kalan iki ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Şimdi lastikten sonra ilk sıramızı hazırlamış olduk. Modelimin arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzden de ilmeklerimi gördüğüm şekilde örüyorum. Ters ördüğüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum bu sırada. 2 ilmek düz, 1 ilmek ters. 2 ilmek düz, 1 ilmek ters. Sıra sonuna kadar 2 düz, 1 ters şeklinde arka yüzden devam ediyoruz. 2 ilmek düz, 1 ilmek ters. 2 düz, 1 ters. 2 ilmek düz, 1 ilmek ters. Kenarda kalan 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve modelimizin arka yüzden ikinci sırasında tamamlamış olduk. Şimdi modelimin tekrar ön yüzüne geliyorum. Şimdi burada modelimizi kurmaya başlıyoruz. 2 ilmeği ters olarak örüyorum. Düz ilmeğe geldiğim zaman şöyle ben yönünü çevirerek yapıyorum, daha kolay oluyor. Dilerseniz siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Üçüncü düz ilmeğe geldiğim zaman şöyle alttan alıyorum. Bu ilmeğimi düz olarak öreceğim. Öncelikle alttan alarak bir düz ördüm, bir ilmek çıkarttım. Sonra iç taraftan bir defa tekrar düz örüyorum. Ve yine üçüncüyü ön taraftan şöyle altından girerek düz olarak örüp ilmeğimi 3'e çıkarıyorum. Ve buradaki düz ilmeğimi bırakıyorum. Toplamda 1 ilmekten 3 ilmek çıkarttık. Arada 2 ilmek ters. Üçüncü ilmeğe geldiğim zaman tekrar bana kolay geldiği için ilmeğimin yönünü şöyle değiştiriyorum. Alttan şöyle girdim, düz olarak ördüm, bu 1. Sonra tekrar diğer taraftaki kanadından düz olarak örüyorum, 2. Tekrar bu alttan giriyorum, bir tane daha düz ördüm, 3. Ve bu ilmeğimi burada bırakıyorum. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. Şimdi burada tekrar düze geldiğim zaman ilmeğimin şöyle yönünü değiştiriyorum. Alttan bir defa düz ördüm, 1 ilmek çıkarttım. Diğer kanadından düz olarak ördüm, 1 ilmek daha çıkarttım. Tekrar kendimden tarafa bakan kanadından bir defa daha düz olarak örüyorum. Üçüncü ilmeği çıkartıp düz olan ilmeğimi bırakıyorum. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. Düz ilmeğimin yönünü çeviriyorum. 3 defa da örüyoruz. Bu 1.
Ön yüzden bir defa daha örüyorum. 2. Tekrar benden tarafta olan kanadından bir daha ördüm. 3. Arada 2 ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar bu ilmeğimi alıyorum, çevirdim. 3 defa da düz olarak örüyorum. 3 ilmek çıkartıyorum. Tekrar 2 ilmeğimi ters örüyorum. Düz olan ilmeğimi şöyle çeviriyorum. 1 2 ve 3. 3 ilmek çıkartıp bıraktım. Kenarda kalan 2 ilmeği de ters olarak örüyorum. Şimdi modelimizin arka yüzüne geçiyorum. Kenardaki 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi burada 1 ilmekten 3 ilmek çıkartmıştık. İpi kendimden tarafa alıyorum ve bu 3 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. 1 ilmeğe düşürüp bıraktım. Tekrar aynı sayıya gelmiş olduk. Arada 2 ilmek düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum ve bu 3 ilmeği tekrar topluyorum. Ters olarak örüp 1 ilmeğe düşürüyorum. Burada bir kesme yapmış oluyoruz. Tekrar arada 2 ilmeğimi düz örüyorum. İp kendimden tarafta ve bu 3 ilmeği birlikte kesiyorum. İlmeği 1'e düşürüyorum. Tekrar 2 ilmek düz. 3 ilmeği tekrar birlikte toplayıp kestim ve 1'e düşürdüm. Arada 2 ilmek düz ve 3 ilmeğe geldiğim zaman 3'ünü birlikte topluyorum. Ters olarak örüp ilmeği 1'e düşürüyorum. 2 ilmek düz. Tekrar bu 3 ilmeğe geliyorum. Şöyle 3'ünü birlikte topluyorum. Ve bu 3 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Kenarda kalan 2 ilmeği de düz ördüm. Ve ilk modelimizi burada tamamlamış olduk. Şimdi modelin ön yüzüne geçiyorum. Bakın kendini belli etmeye başladı. Kabarcıklı güzel bir model çıkıyor. İlerledikçe de daha da güzel bir model olacaktır. Şimdi birinci modeli kurduktan sonra ikinci modeli üzerine şöyle devam ediyoruz tekrar. 2 ilmek baştan 2 ilmeği ters olarak örüyorum. Bu kabarık olan modelin üzerindeki ilmeği yine aynı şekilde başlangıçta nasıl yapmıştık? 2 ters 1 düz. Yine aynı şekilde ikinci modeli de bu şekilde kuruyoruz. 2 ters 1 düz. Tekrar 2 ters 1 düz. 2 ters. Kabarık olan ilmeğe geldiğim zaman 1 düz. 2 ters. 1 düz. Evet, sıra sonuna kadar 2 ters 1 düz olarak devam edelim. Sıra sonuna geldiğimde modelin üzerindeki ilmeği düz olarak örüyorum. Kenardaki 2 ilmeği de ters olarak örüp ikinci modelin birinci sırasını hazırlamış olduk. Şimdi arka yüze geçtiğimiz zaman ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 ilmek düz, 1 ilmek ters, 2 ilmek düz, 1 ilmek ters, 2 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters. Evet, arka yüzden de 2 düz, 1 ters olarak tamamlayalım. Sıra sonuna geldiğimde 1 ilmeği ters, 2 ilmeği de düz olarak örüyorum ve arka yüzden de sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi modelimizin ön yüzüne geliyoruz. Tekrar aynı şekilde modeli kurmaya başlıyoruz. Kenardaki 2 ilmeği ters olarak örüyorum. Şimdi düze geldiğimiz zaman tekrar ben bu düz ilmeğimin yönünü şöyle çeviriyorum. Sizinki bu şekilde ise çevirmenize gerek yok. Öncelikle
Ön yüzden alttan şöyle bir tane düz örüp bir ilmek çıkarttım. Sonra diğer kanadından bir tane düz örüyorum ve ön yüzden bir defa daha düz olarak şöyle örüyorum. Üçüncü ilmeği çıkartmış oldum. Arada tekrar iki ilmek ters. İlmeğe geldiğim zaman düz olan modeli koyacağımız yere tekrar yönünü çeviriyorum. Bir düz, ikinci düz, tekrar alttan bir defa daha örüyorum. 3 ve ilmeğimi bırakıyorum. Arada tekrar 2 ilmek ters örüyorum. Sıra sonuna kadar birinci modelimizin tekrarını yaparak gelelim. Evet, ön yüzden de modelimizin 3. sırasını tamamladık. Şimdi ikinci modelin son sırasındayım, arka yüzdeyim. Modeli şekillendiriyoruz şimdi. Kenardaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Arada 3 ilmek çıkartmıştık. Bu 3 ilmeği birlikte alıp ters olarak örüyorum ve 1 ilmeğe düşürüyorum. Tekrar aradan 2 ilmek düz örüyorum. 3 ilmeğe geldiğim zaman 3'ünü birlikte topluyorum. Ters olarak ördüm ve ilmeği 1'e düşürdüm. 2 ilmek tekrar düz ve bu 3. ilmeğe geldiğim zaman 3 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. İlmeği 1'e düşürüyorum. Evet, arka yüzden de sıramızı tamamlayalım. Evet, arka yüzden de son sıramızı tamamladıktan sonra şöyle modelimin ön yüzünü çeviriyorum. 4 sırada bir kendini tekrar eden oldukça kolay bir model. Ben size iki model şeklinde anlatmaya çalıştım. Daha önceden de böyle kırık beyaz bir ipim vardı. Onunla da modeli hazırladım. Çok şık ve çok güzel oldu. Özellikle çocuk örgülerinde kullanabileceğiniz yelek, hırka olur, süveter olur. Berelerde kullanabilirsiniz. Kendiniz için yelek ve hırka yapabilirsiniz. Gerçekten çok yumuşak, çok da sıcak tutacağına inandığım güzel bir örgü modeli. Şöyle modelimin arka yüzünde hemen çevireyim. Arka yüzden de güzel bir görüntüsü var. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Umarım anlaşılır olmuştur. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.